Evet sevgili anne babalar, ödül, bedel ve ceza üç tane kelime ve bunlar hayatımız içerisinde var olan bir takım kelimeler ve kavramlar ama bunlar zaman zaman çocuk eğitiminde ya da öğrenci eğitiminde birbiriyle karıştırılıyor. Hani ödüllendirmek, ödül dediğimiz şey ikiye ayırabiliriz somut ve soyut olarak ama soyut ödüllendirmenin çocukta daha kalıcı etki yaptığını biliyoruz. Bedel ve cezaya geldiğimiz zaman ceza hani çocuğu o ödülden mahrum bırakmak, bedel ise o yaptığı davranışın karşılığını o çocuğa yansıtmak. Mesela çocuk matematik dersinden zayıf not almışsa çocuğun matematik dersiyle ilgili olan problemini çözmek ya da onunla oturup konuşmak, bunun nedenlerini, niçinlerini anlamaya çalışmak. Yani çocuk matematikten zayıf almışsa çocuğun elindeki telefonu, tableti almak bu çocuk için anlamlı bir bedel ödetme olayı olmuyor. Dolayısıyla yapacağımız şey çocuğun sadece o davranışını ele alıp onunla ilgili problemi ortadan kaldırmaya çalışmak. Hani biz ne yapıyoruz? İşte çocuk sınıfta konuşuyor. Teneffüse çıkartmayalım. Ne yapıyor çocuk? İşte okuldan düşük not alıyor. İşte seni alışveriş merkezine götürmeyeceğim. Seninle tatil planlamıştık. O tatile gitmeyeceğim. Bu yaklaşımın çok da doğru olmadığını, çocuğun içindeki hevesi, hayali, heyecanı kırdığını ve sizinle olan bağı güçlü bir şekilde zedelediğini araştırmalar ve bizim gözlemlerimiz, yapılan işte görüşmeler ve danışma toplantılarında biz bunu görüyoruz ve bu bizi fazlasıyla üzüyor. O yüzden çocuk bir davranış yapmışsa ve bu davranış olumsuz bir davranışsa sadece o davranışı ele alalım. Çocuğun karakterini, kişiliğini, işte sen ne aptal bir çocuksun, senin işte zekan ne kadar geri, senden hiçbir şey olmaz gibi kişiliğine saldırmanın çok doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum. Yani çocuğun içindeki o umutları, o heyecanları yıkmadan, kırmadan sadece o alanla ilgili, o problemle ilgili çocukla konuşmak ve bunun üzerinden o problemi çözüm yollarını birlikte arayıp ona göre yol almak problemi çözer diye düşünüyorum.